Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra bildiğim <laughs> kadarıyla şu an 20, 20 bine yakın e, Kur'an kursu var. Diyanetin e, şeyine göre, istatistiklerine göre. Ancak kaçak Kur'an kursunun ne kadar olduğu bilinmiyor. Kaçak Kur'an kursu ne kadar olduğu bilinmemekle birlikte yine AKP'nin bizzat kendi e, şeyiyle, meclisten çıkardığı yasayla artık şu an buradaki herhangi birisi ya da bizi izleyen herhangi birisi istese kaçak Kur'an kursu açabilir ve bunun cezası yok. Bakın tekrar kaçak Kur'an kursu açmanın cezası yok. Böyle bir ülkede maalesef ama maalesef çocuklarımız hem e, istimarların önüne atıyor, atılıyor, tarikatların önüne atılıyor, cemaatlerin önüne atılıyor ve bu sistem bunu beslemeye devam ediyor. Son konuştuğumuz işte öğretmenlik meslek kanunu da bunu beslemeye devam ediyor ya da diyanetin bazı projeleri de bunu beslemeye devam ediyor. Dönüp dolaşıp bizlere düşen şey bunları inadına yazmak, inadına yazmak, inadına yazmak bu gibi yasaklar bizi hiçbir şekilde yıldırmıyor ya da korkutmuyor. Daha fazla yazacağımızı bilsinler. ...hiçbir şekilde gazetecileri de bu yoldan geri çevireceklerini düşünmesinler. Çok ciddi bir maddi yük bindiriyor bütün bu kanallara. Ve biriktikçe de muazzam bir yük haline Kesinlikle. dönüşüyor. Tabii. Dolayısıyla e, durum kritik. Durum kritik. Üst üste gelen idari para cezaları. Ali Bey. Evet. Yani gerçekten şu çok acı bir durum. Taciz olayları... Ya da daha çok yakın bir zamanda 15 gün önce yine böyle bir e, cemaat <laughs> e, yurdunda e, çocuklar dayak yiyordu. Ve buna basın inanılmaz bir ilgi gösterdi, haber yaptı ve tutuklandı. Süleymancılık. Evet de, tutuklandı yurdumda. bakın. Basın olmasaydı, Halk TV olmasaydı, gazeteciler olmasaydı tutuklanmayacaktı belki. CHP milletvekili evet, Yıldırım Kaya paylaşıcı görevlileri. Yıldırım Kaya, Sayın Yıldırım Kaya ortaya çıkardı. Yani bizim görevimiz... Bizim isteğimiz zaten bu vahim olayların olmaması. Ama eğer ki vahim olaylar varsa biz milletvekilleri olarak bunu ortaya çıkartırız. Siz de haber yaparsınız. Bunda bir sıkıntı yok. Diyanet eğer bir şeyden incinecekse, üzülecekse bir denetim eksikliği var. Gerçekten bir denetim eksikliği var. Orada yaşanan vahim olaylardan üzüntü duymalı. Niye kanalı şikayet ediyor? Kanal en son bu vahim olayları haber yapıyor. Yapıyor. Niye yapıyor? Ya cezalandırılsın. İnsanların dikkatini çekiyor. Gerçekten ben burada söylüyorum. Çocuklarınızı teslim ettiğiniz yerlere dikkat edin. Çocuklarınızı gidin kontrol edin. Dayak yiyorlar, tacize uğruyorlar. Bakın taciz, şiddet, Aladağ'daki yangın. Çocuklarımız yandı. Burada bir denetim eksikliği var. Yani izin verdim. Orada e, mutlaka iyi şeyler oluyordur diyorlar ama olmuyor. Ve bir şey daha söylemek isterim. Rütük. HAT TV ortak değil. Değil. Sürekli olarak Rütük yüzde ceza, yüzde iki ceza, yüzde üç ceza ve yani sizin reklam gelirlerinize gördüğüm kadarıyla büyük çoğunluğunu idari para cezası olarak Rütük alıyor. Peki bize çok daha fazla hakaret eden, çok daha çirkin haber yapan diğer kanallardan kaç tanesi ceza almış? Çok acı bir durum yani e, biz Yeni Akit miydi o? E, Akit TV pardon. Ya kanalın mal varlığı yok. Kanalın adresi yok. Düşünebiliyor musunuz? <laughs> Dava açıyoruz. E, çok özür diliyorum. Şerefsiz vekil diyor. Dava açıyoruz. Kanal bulunamıyor. Bunlarla mücadele etmesi gerekirken, bunlara bir parça, bir parça gözünü, yüzünü çevirmesi gerekirken Halk TV çok vahim bir olayı Türkiye ile paylaştığı için Tele1 KRT ceza alıyor. Bu geldiğimiz noktayı gösteriyor. Maalesef şu var Türkiye'de işte yolsuzlukta da böyle. Yolsuzlukla mücadele eden cezalandırılıyor ama yolsuzluk yapanlar cezalandırılıyor. bugün. Peki. Rütük bugün açıklama yapmış çocuklar bizim kırmızı çizgimizdir. Evet Rütük çocuklar bizim kırmızı çizgimizdir. Bizim bizim kırmızı çizgimizdir çocuklar. O yüzden zaten bu duyarlılık Çocukların ekran başında olduğu saatlerde hiç ceza vermediğiniz kanallarda neler olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Ve Fikret abi sizin de yorumunuzu rica edelim bu konuda. Evet ben de kısaca söyleyeyim. Gökmen tabii gazeteciliğin gereğidir bu gerçeği yazmak. Onun için İsmail Saymaz ve Aktivi Gazetecinin gereğini yerine getirmişlerdir. Kutluyorum böyle bir <laughs> gerçeği ortaya çıkarttıkları böyle bir rezaleti. Fikir tabi Selin Sabit de çok takip etti konuyu onun da adını almış olalım. Buyurun devam edelim. Evet tabii tabii Onunla tebrik ederim, kutlarım. Şimdi bu vesileyle alt TV'ye, KRT'ye, Tele ceza vermek yani kabul edilebilir bir olay değil. Gerçeğin örtbas edilmesini mi istiyorlar da cezalandırıyorlar sorusu gündeme geliyor. Gerçeğin ta takip edilmesini önlemeye <laughs> mi çalışıyorlar? E bu yönü var. İkincisi Diyanet'in e, burada incindiği ifade ediliyor. Eğer Diyanet incelecekse çocuklara bu muameleyi yapan din görevlerinden, belletenlerden incinsin. Onları soruşursun, onları araştırsın, onları o mahkemeye versin, o yargı önüne çıkarsın. E, Halk TV'den, İsmail Saymaz'dan, Tele 1'den, KRT'den incinecek bir olay e, yok. Yani bu rütün e, bu yetkisini habire bir cezalandırma yönünde kullanması... Filan bir sansür arzu ediyor gibi bir görüntü yaratması çok üzücü. Bu rutin tam aksine davranması gerektiğini düşünüyorum ben. Ama maalesef e, öyle değil. E, bu ceza yetkisini ki daha önce de söyledim. Rütü'nün ceza kesme yetkisi olmamalı ancak mahkemeye başvurma yetkisi olmalıdır. Çünkü Rütü bir e, mahkeme değildir. E, bir idari kuruldur. Bu kurul ancak mahkemeye başvurabilir. Ceza kesmesi de bence yanlıştır. Evet, Rütük'te AKP ve MHP kontenjanından orada bulunan üyeler e, elleri kaldır, e, oy çokluğuyla e, ceza geçsin, elleri indir şeklinde bir e, tavırla sürekli olarak cezalandırıyorlar e, sayın seyirciler. Ama Rütük'tekiler şunu bilsinler, bunların hepsi tarihe kalıyor. Bu cezalar hangi gerekçelerle, e, bu cezaların nasıl yazıldığı, bunların hukuka uygun olup olmadığı hepsi kalıyor. Altına imza attığınız bütün kararlar, ee, konu oluyor. Konu oluyor. Büyük ihtimal ileride çok mahcup olacaksınız. Çok mahcup olacaksınız. Evet, geçiyoruz bir başka gündem maddesine kaşıkçı davasına geçiyoruz efendim. Cemal Kaşıkçı'nın e, korkunç bir şekilde öldürülmesiyle ilgili olan dava. Şimdi bu dava geldi geldi efendim biz bunu Suudi Arabistan'a verelim noktasına geldi. İyi de Zamanında Cumhurbaşkanı Erdoğan bu dava ile ilgili bu davanın süreciyle ilgili neler söylemişti? O hazırsa bir hatırlayalım. Ondan sonra devam edelim. Cemal Kaşıkçı başkonsoloslukta ne yazık ki alçakça bir operasyonla evet şeyi dedi. Suudi Arabistan belgeleri dinlemek istedi. Ama bir de almak istedi. Ya kusura bakmayın dedi. O kadar değil. Dinletiriz. Gösteririz ama vermeyiz. Ha verelim de ondan sonra bir de bunları yok mu edeceksiniz? Kendi istihbarat şefi bile bu bir felaket. Bu adam uyuşturulmuş diyor. Ya böyle bir şey yapılamaz diyor. Niye? Adam açık açık diyor ki ben kesmesini iyi bilirim diyor. Bunlar Dünyayı enayi zannediyor. İnsanları enayi zannediyor. Bu millet enayi değil. Evet. Yani e, bu sözün yani, gören de şey zanneder. Sanki 10 yıl önce, 5 yıl önce çok uzak bir geçmişte falan. Ya çok yakın geçmişte sarf edilen bu sözlerden bile e, iktidar ve Erdoğan hiçbir sakınca görmeden e, geri vites 180 derece başka bir yöne evet. çevrilme ve şimdi bu dosya şeye iletiliyor Suudi Arabistan'a. Salim Bey bu konuşmadan sonra gelinen bu noktada siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye topraklarında işlenmiş bir cinayetin dosyası nasıl Suudi Arabistan'a bırakılıyor? Ya önceken nasıl hissettiğimi, ne düşündüğümü söyleyerek başlayayım. Gerçekten kendimi enayi olarak hissediyorum. Erdoğan kullandığı ifade. Evet. Bu millet enayi değil. Bunlar bu milleti enayi sanıyor. Bu millet enayi değil hesap sorar. Diyor ya ben şu an itibariyle kendimi enayi olarak hissediyorum. Demek ki biz enayiymişiz. Yani Cumhurbaşkanı'nın bu sözüne rağmen demek ki biz enayiymişiz ve bize tam tersini söylemiş. Ya yani bu ülkede en her zaman söylüyoruz en zor şey mahcup olmak. Emin olun bu ülkede her şey oluyorsunuz. Her şey olabiliyorsunuz ama mahcup olamıyorsunuz, olmuyorsunuz. Şimdi şu bir, sözleri dinleyen birisinin bugün itibariyle hakikaten mahcubiyet duyması olabilir. Bunun için çıkıp bir hepimizden özür dilemesi gerekir. Ya özür dilemesi gerekir. Ey milletim, ey vatandaşlar. Ben o zaman böyle, ben böyle o dedim zaman ama. Ben o zaman böyle düşünüyordum. Gerçekten böyle düşünüyordum ki böylesi doğruydu. Böyle olması lazımdı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti egemen bir devlettir. Egemenliğin tek koşulu yargı yeterlidir.